Tadımız tuzumuz kanalımdan ve mutfağımdan Herkese merhaba ben Emel Bugün sizlere kolayından Ve çok lezzetlisinden Bir pasta tarifi vereceğim Bisküvili pasta yapacağız Ben hazır çilekli puding ve muzlu puding Kullanacağım oldukça kolaya Kaçacağız bu sefer Çilekli puding ve muzlu puding kullandım Sizler çikolatalı veya fıstıklı Şeklinde de yapabilirsiniz Tarifin bu Almış olduğumuz pudingin arkasındaki tarife göre yapacağız bazı tariflerde bazı puding tariflerinde 3,5 su bardağı süt kullanılıyor. Benim almış olduğum puding paketinin arkasında 3 su bardağı diyordu. Ben de aynı şekilde yaptım. İlk etapta muzlu pudingimi yapıyorum. 3 su bardağı soğuk sütü tencereme alıyorum. Ve şöyle karıştırıp ocağa alacağım. Oldukça basit, kolay ama bir o kadar da lezzetli. Herkesin beğenerek yediği bir pasta bu. Akşam yemeğinden sonra kalkıp yapın çaya inanın yetiştireceksiniz. Her zaman her zaman zor tarifler, uğraştırıcı tarifler vermeyelim değilmiş. Bu sefer de bu tarif çok kolay. Bunu mu verdiniz demeyin lütfen. Karıştırarak kaynatıyoruz ki topaklanma olmasın. Pürüzsüz bir puding elde edelim. kaynamaya başladı. Şöyle 1-2 dakika kaynatıp ocaktan alacağım. Dikdörtgen borcam kullandım. Toplamda ben 4 paket petibör bisküvi kullandım. Hazırlamış olduğum muzlu pudingin yarısını birinci kata döküyorum. Ardından üzerine tekrardan petibör bisküvi diziyorum. Petibör bisküvisine bir süt batırıp çıkarmada gerek yok. Sıcak sıcak üzerine pudingi döktüğümüz için bu borcam soğuyana kadar yumuşacık olacaktır pasta. Hiçbir şekilde bisküvi hiçbir işlemden geçirmeyin. İkinci kata da geri kalan pudingin tamamını döktüm. Bu şekilde akışkan olduğuna bakmayın. Çok güzel kıvam alıyor. Çok güzel bir pasta oluyor. Üçüncü katı diziyoruz. Petibör bisküvi ile. Şimdi çilekli puding yapacağız. Bunun için de çilek tozunu puding tozunu tencereye aldım. 3 su bardağı süt ekliyorum. Soğuk süt ve güzelce karıştırdıktan sonra pişmeye bırakacağım. Kaynayana kadar yine karıştırarak pişiriyoruz. göz göz olana kadar karıştırıyoruz. Ve çilekli pudingimiz de hazır. Üçüncü katımıza dizdikten sonra çilekli pudingimizin yarısını dökeceğiz. ve dördüncü son katı seriyoruz. ve kalan son pudingi de üzerine döküyoruz. Ve dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üzerine sadece bir hindistan cevizi serpebilirsiniz. Fındık, fıstık, meyveler ile süsleyebilirsiniz. Tamamen arzuya kalmış. Hemen sıcağı sıcağına ben süslüyorum. Buzluktan çıkarmış olduğum çilekler ile süsleyeceğim. Fıstık ve çikolata kullanacağım. Söylemiş olduğum gibi tam bir bisküvili pasta şöleni yapıyoruz oldukça kolay ama herkesin bayıla bayıla yediği bir pasta tarifidir. Tartışmasız çocukluğumuzun pastasıdır. Sadece yarım saat kadar buzdolabında dinlenmesi yeterli. Ben ılıdıktan sonra hemen buzluğa attım. E, buzlukta bir 15-20 dakika, dakika, kadar beklemesi dahi yeterli olur. Ondan sonra dilimleyip hemen servis ettim. Tamamen buz gibi soğuduktan sonra çok lezzetli oluyor. Ve pastamız hazır. Servis esnasında size de göstereceğim. E, dilimledim, servis ettim e, ve... Ee, sizlere o dokusunu göstereyim derken Instagram'da hikayeme e, telefonla çekip yüklemiştim. E, artık pastayı vesaire yedikten sonra aklıma geldi. E, telefondaki videoyu kaydetmiştim telefonuma ama bir baktım bulamadım. Ama en azından e, kıvamını size gö göstermiş olacağım. Çatalla test et test ederken e, gösteremesem de bence bu şekilde de anlaşılıyor gayet güzel. muhteşem bisküvili pudingli pastamız hazır. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bir sonraki yeni güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.